Abi 2 senedir benim bu kapı kapalı, açılmıyor, paslanmış. İnan ki Allah'a açılmıyor. 2 senedir ben bu kapım kapalı, açılmıyor. Ben burayı buradan icralık olmuş. Yani ben kefil olmuşum göre icra gelmiş. Benim hiç haberim yok. Zaten 1 yıldır köyüme gidemiyorum. Yokum. Gidemiyorum abi. Komşulara rezil rüsva oldum ben. Gidemiyorum abi köyüme. Utandığımdan komşularımın yüzüne bakamıyorum ya. Böyle bir adalet olmaz yani. İnsan Müslüman devletinde bir hukukçu bir Müslümana böyle yapar mı? Abi bir insan 50 senedir bu köyde yaşıyorum. Köyüme şimdi giremiyorum ya. Utandığımdan köyüme gidemiyorum. Komşularım 5-6 tanesinin hayvanları. Gidemiyorum ya. Yüzlerine bakamıyorum. Benim imkanım mı var? İnsanların yüzüne bakıp gidemiyorum köyüme ya. Ya benim malımdan vazgeçtim Allah rızası için. Bu insanların hakkı çıksın. Ben kendi malımdan vazgeçmişim. Aklıma gelmiyor benim malım. Gece gündüz yatamıyorum ya. Avukat biri medikalci. Sonradan bir arkadaşları daha geldi. Mesut diye. O da dedi ki ben bunlara ortak oldum. Ben bunlara bir mal aldım. İlk etapta ödediler. Hayvancılık yapacağız. İşte alacaklarımız var. Medikal şirketleri vardı. Avukatlar büroları vardı. Ondan sonra da bu sonki aldığım malları, kefil olduğum malları ödemediler. Hem aldım hem kefil oldum insanlara. Bu anda çok kişiden aldık da onlar ödendi ya 10-12 kişi, 12 kişi var. Bu anda bu adamlar mağdur. Şimdi ben kendi malımdan vazgeçtim. Yani benim düşünmüyorum. Sadece şu insanlardan bir kurtulayım Allah rızası için. Bu adamların emeklerini versinler. Bu adamların hayvanının parasını versinler. Ben bilmiyorum defalarca savcılığa gitmişiz 2 yıldır. Ya bu insanların sabrı kalmadı. Yani ben köyüme gidemiyorum, evime gidemiyorum. Ben hep böyle mi yaşayayım? Yani benim çoluk çocuğumun özgürlüğü yok mu? Dediler hayvancılık yapacağız. Ondan sonra da akır tuttum bu yol geçti köyü var bizim yakın köy. Ondan sonra dediler hastanelerden alacaklarımız var. İşte avukatlıktan alacaklarımız var. Ondan sonrasını da ödemediler. Senetler bu anda ödenmedi. Evraklar hep sahte. Ya ben anlamıyorum abi ben ne diye gideyim? Nasıl yapayım? Allah rızası için bu büyük devlet büyüklerinden bir yardım istiyorum. Bu Vali Bey'den, bizim belediye başkanımızdan. Yani bu işe bir el alsınlar. Şimdi ben adamları arıyorum. Biridir İstanbul'da, biridir Ankara'da. Zaten cevap vermiyorlar. Biraz da şeyli konuştum mu diyor ben kendi başıma bir devletim. Savcı da benim, hakim de benim. Ya bir avukat bir kendi başına bir devlet olabilir mi? Köyde 5-6 kişi var. Toplam. Besici, hayvancı arkadaşlarım var 5-6 kişi. 6-7 kişi. 10-12 kişi. Yani benim hayvanımdan vazgeçtim zaten. Bir insanların hakkını versinler. İnsanlar vazgeçsin. Adamlar telefon açıyor, adamların telefonlarını engele almışlar. Adamlarla konuşmuyor. Yok gidin Zeynel Abidin Kaya'ya söyleyin, şikayetinden vazgeçsin. Yani bir de bir tehdit ediyorlar telefonda. 4 milyon 300 bin TL. Yani 700 mala yakın. Parça parça kimisinin 10, kimisinin 5, kimisinin 30, kimisinin 50. Yani bu insanlar perişan. Zaten benim 270 mal ben gitmiş. Ahırlarım icra olmuş. Hiç ben seneden nerede imza atmışım onu da bilmiyorum. Bunlar yani bir insan bir Müslüman elen geçtiyse yani böyle mi yapmak lazım? Ha. 1 yıldır köyüme gidemiyorum abi. Çocukların falan taşındınız köyden hep. Yok çocuklarım köyde. Borçlular hep gidiyor benim kapıma. Ben nereye gideyim? Ben babasının kapısına gittim. Babasını buldum. Götürmüş biri üstüne villa çevirmiş. Biri değil parayı medikalaya yatırmış. Bilmiyorum ben telefonlarda. Telefonlarından da az şeyli konuştum bir sert niye vermiyorsunuz adamların parasını dediğim sıra. Bakın sen kapattı engel aldılar. Ya şimdi köyüm arkamda ama gidemiyorum köyüme ya. Utandığımdan ya. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ben senet sepet kullanmazdım. Adamlara gün söylerdim. Adam gününde gelir parasını alırdı. Bir hukukçu bana 6-7 sene vekaletimi alıp da vekaletimle beni kullandığı sıra yani bu
Bu hukukta böyle bir şey var mı? Bunlar çeteye almışlar arkasına, bulamıyorum ben bunları. Yani devlet ben bulamıyorum, bir adamım ben bulamam ama devlet bulabilir. Neyse. Ben perişan oldum ya. Benim bu akırıma 100.000 liraya nerede imza atmışım benim aklımda değil. Hiç haberim yok. İnternet üzerinden mi ne yapmışlar ben anlamadım. Burada 120-130 mal, öbürü de köyde damazlık malım var diye. Onlar da gitti. Onlar da gitti. Benim o köyde 6-7 akırım da boş parça akırlarım. Evet. Ya bir devlet büyükleri bir el atsın bu işe. Sayın Valim'a gittim. Gidecektim, bırakmadılar. İnsanlardan kurtulayım ben. Yani en azından köyüme gidebilirim, evime gidebilirim.